Kardeş çocukları, kardeşlerim, 5 kardeş, 3 kız kardeş. Kardeş, kardeş. Artık isim bile üretemeyen dizi sektörümüz. Kardeş yapar gibi dizi yapıyor ya. İşte isimlere de yansıyor. Tabii şimdi nasıl ki bir kadın bir erkekle kardeş yapılıyor. Bir adama da iki kadın düşünce yerli dizi oluyor. Vallahi Allah sizi inandırsın. Hala oluyor. Ve işte yine iki kadın arasında kalmalı. Yeni yerli dizimizin adı 3 Kız Kardeş. Şimdi desem ki bir adam 3 Kız Kardeş'in ikisinin arasında kalıyor. Etik olup olmamasına bakmadan, simetrik olmadığı için hevesi kaçan olur. Ama öyle değil. O zaman durun ben size anlatayım. Dizimizde zengin bir erkekle fakir bir kız var demeye ben utanıyorum. O yüzden şöyle söyleyeyim. Dizimiz eve ayakkabıyla girenlerle eve ayakkabıyla girmeyenlerin birbirine girmesini anlatıyor. Nasıl? En azından böyle biraz daha farklı gibi oldu değil mi? İcdal Aydın'ın kaynanasından çeken bütün ev hanımlarının Müge Anlı bittikten sonra okusun diye yazdığı kitaptan uyarlanan bu dizi 1998 yılında Ayvalık'ta 3 Pıtırcık Kız Kardeş, 1 Gamzeli Anne ve 1 Bıyıklı Baba kombinasyonuyla dünyanın en tatlış, sevgi dolu evinde başlıyor. Baba Şirinler Köyü'nün muhtarı gibi dursa da bir postanenin müdürü, anne de mesleği bırakmış bir öğretmen. Bakıyorlar ki orta gelirli bir memur ailesi olarak yalıda oturabiliyoruz. O yüzden de bütün dünyaya sevgi bu evden yayılıyor. Kızlara gelince kızlardan ikisi de üniversiteye hazırlanıyor. Bir dakika, 3. kız? He, onun görevi hepsinden büyük. O da öyle durmuş, yatakta zengin koca bekliyor. Eşya ya bu. Biri gelir de alır diye öyle yatakta hazır bekliyor. Bir yataktan alıp öbür yatağa koysunlar diye. Zaten aynen öyle oluyor. Az sonra oraya da geleceğiz. Ama kızımız öyle iyi, öyle melek ki her an bir koca adayı çıkabilir diye makyajıyla yatmakta kalmayıp arada da yataktan dışarı çıkıp babasına yemek götürüyor. Hemen eve dönüp tekrar yatakta koca bekliyor. Babası da akşam eve gelip ona sofrada hadi kızım bize bir şarkı söyle dediğinde de tamam tamam babacığım deyip şarkı söylemeye başlıyor. Şöyle güzel bir şarkı söyle de masamız şenlensin. Tabii babacığım. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın. Dolma sar diyorsun sarıyor. Kocaya git diyorsun gidiyor. Tabii bir de bunun uygulaması var. Bütün evi gezip haritasını çıkarıyor. Çocuk yap diyorsun evdeki yatağı bulup kendi kendine yapıyor. Tabii öyle. Kendi fikri yok. Bir tek koca deyince fikir demesi var. Efendim? Abartıyor muyum? Daha durun, az sonra görüp duyacaklarınız bundan çok daha fazlası olacak. Bir de kızımız bir güzel bir güzel. Bütün Ayvalık kıza hayran. Çocuğundan gencine, gencinden yaşlısına, genç kızından orta yaşlısına, ondan da yaşlısına. Herkes kıza bakıp iç geçiriyor. Yani Ayvalık'ın bir tostu bir de bu kızı. Öyle meşhur. Ama o kadar meşhur bu kızı. O güne kadar kimse istememiş mi? Kızımız günün birinde bir kermese katılıyor. Ve orada da Ayvalık'ın en zengin ailesi bu kızı görüp beğenmiyor mu? Anne de kıza diyor ki seni istemeye gelecekler. Kız da zaten itfaiye eri gibi sürekli hazır kuvvet ya. Koca dedikleri anda yine fikir demeye başlıyor. O zaman gelelim kızı istemeye gelecek olan aileye. O ailede aman ha olur da evinin önündeki havuzdan, evdeki hizmetçiden ve şömineden zengin olduklarını anlamayız diye kendi evinde gece elbisesi ve takım elbiseyle yemek yiyen bir aile. Ve işte yerli bir dizide tek bir güçlü kadın olur. O da şırretlikten olur felsefesi. Yine devreye girmiş. Kadın da oğlu istemediği bir kadına aşık olduğu için bir kermese gidip banyo lefi gibi güzel kız bakan bir anne. Adı Rüçhan. Gerçi kocası arada ona Çüçhan diyor ama. Çüçhan gene ne oldu? Yönetmenim, oyuncumuz yanlışlıkla Çüçhan dedi. Ya zaten yapım şirketiyle kanal yönetmenle senaristten 2,5 saatlik dizi istemiş. Çüçhan Çüçhan'a. Çok da takılmaya gerek yok. Zaten kimse de takılmamış. Sonunda da Çüçhan Hanım topuklu ayakkabılarıyla müstakbel dünürlerinin evine girip damat bile olmadan kızı istiyor. Ve yönetmenimiz kızı bu esnada daha da güzel gösterebilmek için ışıklar saçıyor. Ha anam ha. Kız çok güzel kız. Ha. De artık arabayı güzel göstermek için galeride her yere böyle beyaz ışıklar koyarlar ya. Bu ona dönmüş. Peki bir dakika. Şimdi bu zengin kocaya gitmeye baba ne diyor? Baba da o kadar iyi ki evdeki hamur mayalarına bile kızlarının adını koyan adam istemese de kız işten fikir demeli olduğu için tamam diyor ve aradan sadece bir ay geçiyor ve düğün günü geliyor. Peki bilin bakalım damadın nikah şahidi kim oluyor? Evli olan sevgilisi. Evet yanlış duymadınız. Başka bir adamla evli olan kadın
sevgilisinin nikah şahidi oluyor. Yasak Elma senaristlerinin gözü yaşlı. Tabii diyorlar ki şimdi. Ah, bu nasıl bizim aklımıza gelmedi? Değil mi? Puh! Yerli dizi yorumlamaktan lamaya döndüm. Kimse de demiyor ki biz ne yapıyoruz? Peki kızın nikah şahidi kim? Kızın o ana kadar hiç görmediği üç kız kardeşten birinin gerçek babası olan amcası. Tamam, gelin sarıp dinlemeyin artık. Hani bu da beyin ya, sizin için söylüyorum. Peki kız daha önce kendisi de dahil olmak üzere diğer kız kardeşlerinin de babası olma ihtimali olan amcasını daha önce hiç görmediyse nasıl olmuş da nikah şahidi olmuş derseniz, kızın esas nikah şahidi geç kalınca ben olurum deyip araya kaynak yapmış. Nöbetçi gelin de zengin kocaya gidiyor ya, yeter ki bir evet desin de deyip bu adam kim diye sormuyor bile. Ümit Besen'in şarkısı bile 2 dakikada yamuldu ya. Kız niye mi sormuyor bu adam kim diye? Siz soruyor musunuz mesela bunları izlerken? Bizim aklımızı hor mu görüyorsunuz da bize bunları reva görüyorsunuz diye? Ha, işte o da sormuyor. Neyse, düğün bitiyor. Kız yine yatakta bekliyor. Artık daha neyi bekliyor? Damadın gelinliğini çıkartmasını. Dediler ki gelinliği damat çıkarırmış. Ve damat da ben damadım ama kocan değilim deyip damat olarak gelinliği çıkarıp kocası olmadığı için gidiyor. Nereye? Evli olan sevgilisinin yanına. Peki kız ne yapıyor? Mutlu yuvasına, babasının evine geri dönüyor değil mi? Yok. Yine yatakta beklemeye devam ediyor. Bakıyor ki gelen giden yok. Karnı acıkıyor. Gidip buzdolabını açıyor. Çekmeceleri açıyor ve bir de ne görsün? Yiyecek hiçbir şey yok. Ve artık kız annesini arayıp zaten Süper Mario kadar sevimli olan babasının evine geri dönüyor değil mi? Ha yok, yine dönmüyor. Şimdi sıkı durun. Kız tam 1 hafta boyunca sadece musluktan su içerek hayatta kalıp yine yatakta kocasını bekliyor. Bakıyor ki kimse gelmiyor. Azıcık da kanepede bekliyor. Ve yine bakıyor gelen giden yok. Bir de üstüne kalkıp temizlik yapıyor. Bugüne kadar dizilerimizde kadınlar çok fazla mal gibi alındı. Hatta büyük baş hayvan gibi satılan da oldu. Al götür. Ama böylesi hiç olmadı. Yavrum, kuzum, ananı babanı üzmek mi istemiyorsun? Kocamın bir işi çıktı de git baba evine yemek ye. Ya da ne bileyim git parmağındaki yüzüğü sat, alışveriş yap. Değil mi? Değil mi kuzum? Değil mi yavrum? Ama yok. Ev kedisi ya bu. Ayvalık shorthair. Su içip sahibini bekliyor. Efendim? Oyuncular bu senaryoları okumuyorlar mı? Aynı oyuncumuz daha önce de oynadığı bir dizide babası tarafından borçları yüzünden bir adama satılıyordu. Kızımız da kaçarken girdiği bir evde namaz kılan bir adama bakın ne diyordu. Hocam, siz evde de mi namaz kılıyorsunuz? Ya bunları kimse bilmez. Ama sonuçta oyuncuların da bir suçu yok. Sektör bu. Yani ne yapacak? Burada oynamayınca diğer alternatif Yüzüklerin Efendisi değil ya. Neyse, kızımız 1 hafta sadece su içerek yaşadıktan sonra tam balkondaki çiçeği yiyecek. Bir de üzerine kayınvalidesi gelip buna ağız burun girmiyor mu? Sinirim bozuldu. Da niye? O bedeniyle kocasını evde tutamadı diye. Ha, ne yapıyorsun burada? Kadın mısın sen? Bir erkeği evinde tutmayı beceremeyecek kadar. Odun musun sen? Nedir Arçım? Hala konuşuyor. Kız daha sonra hastaneye kaldırılıyor ve 2 günde hastanede kaldıktan sonra erkeğimiz kızı hastaneden çıkarıyor. Ve en sonunda artık kıza bir şeyler yediriyorlar değil mi? Yediriyorlar. Yaklaşık 10 gündür hiçbir şey yemeyen kıza dizi Ayvalık'ta geçiyor diye tost yediriyorlar. Tamam, şimdi CEO'lu fabrikalı hiçbir dizimizde fatura keseni görmedik de bu oğlan ne iş yapıyor? İşte bu tosttan sonra da 2 kadın arasında tost olan erkeğimiz bir öbür kadına gidiyor, bir bu kadına geliyor. Bir öbürüne gidiyor, bir buna geliyor. Sabah işe gider gibi sevgilisine gidip akşam olunca da evine geri dönüyor. Tabii git gel derken adam nikah şahidini de hamile bırakmıyor mu? Nereden mi anlıyoruz? Tabii ki bulanan mideden. Bugüne kadar mide bulanmasından hep hamile kalındığını anladık. Ama artık tüm bunlardan midemizin bulandığını kimse anlamadı. Peki şimdi kız o kadar güzel de oğlanla aralarında hiç mi bir şey olmuyor? Şakasınız. Yoksa dizinin YouTube'daki bölümlerine nasıl küçük resim çıksın? Oğlan bir gece diskoda Çelik'in Ateşteyim şarkısı eşliğinde romantizm yaparken sen sarhoş ol, eve de gidince o kafayla kızı evli olan sevgilisi zannettiği için hop yanlışlıkla rötarlı gerdek gerçekleşiyor.
adam da yanlış yerdeye girdiğini fark edince de yine işe geç kalmış gibi öbür kadına geç kaldığını anlayıp giderken kız da o kadar iyi niyetli ve saf ki bakın ne diyor. Yanlış bir şey mi yaptım? Ama şimdi kurban olduğum bu artık saflık değil. Salaklık. Bir de üstüne kaynanası kızı alıp eşyanın yerini değiştirir gibi kendi evine koyuyor. Kız da hakikaten eşya gibi emanet duruyor. Ya bu kız niye evine dönmüyor? Evet, babası evin anahtarını veriyor. Kızım mutsuzsan dön diye. Aa, yok, konu komşu ne der diye zigon sehpa gibi öyle duruyor. Tabii, çünkü kaynanası da zamanında zigonmuş. O da meğerse kaynanasından çekmiş. Çok çirkin bir genç kızdım. Hastanelik edilinceye kadar dayak da yedim. Durun şimdi ben özetleyeyim. Kadın diyor ki ben eskiden çok çirkindim. O yüzden çok dayak yedim. Baktım dayak yiyorum. Ben de gidip estetik ameliyat olup makyaj malzemesi aldım. Ama babamın evine dönmedim. Kız da haklısın deyince kadın da onu halı gibi balkondan silkip bir de soğusun diye bırakılan kapuska gibi balkonda bırakıyor. Ve kız azıcık da orada koca bekliyor. Şimdi ne olursunuz bana bunlar gerçek hayatta da var demeyin. Benim isyanım zaten gerçek hayatta da olanın üzerine bir de böyle gidilmesine. Hani yapımcılar, oynayan oyuncular, psikiyatrili dizilerle izleyicileri tedavi ettiklerini söylediler ya. Demek ki diziler tedavi edebiliyorsa hasta da edebilir. Öyle değil mi? Hele de namus konusunda tam da ucunda duran, konu komşuyu hayatının önüne koyan bir toplumu. Yani özetle ne oldu? Ratingleri kadınlar belirliyor diye. Ben zamanında mahalleden bir geçerdim. Herkes dönüp bana bakardı. Bir bel vardı bende. Kalem kalem. Diye başlayan kaynanalı anne hikayelerinden dizi oldu. Ama olan yine döndü dolaştı. Yine kadına oldu.